Büyükelçi Andrei Karlov cinayetinin perde arkasına ilişkin çarpıcı bilgiler gerekçeli kararda yer aldı. FETÖ'nün suikast ile ilgili 3 hedefi ortaya çıkarıldı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov 19 Aralık 2016'da FETÖ'nün suikasti sonucu hayatını kaybetti. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 kişinin yargılandığı davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında 15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olan FETÖ'nün suikastle 3 amacı olduğu ifade edildi. Bunların Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak, yeni bir darbeye zemin hazırlamak ve örgütteki çözülmeyi engellemek olduğu vurgulandı. Örgütün ne olursa olsun anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçladığının altı çizildi. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur. Kararda suikastin hazırlık ve işleniş süreci tek tek anlatıldı. Şubat 2016'da örgütün MİT mahrem yapılanmasından Karlov'un güvenliği ile ilgili bilgiler istendi. MİT'in Rusya masasında çalışan örgüt üyesi Vehbi Kürşat Akıl'ın topladığı bilgileri örgüt abisi Hüseyin Kötüce'ye verdi. Kötüce ise bilgileri Fethullah Gülen'e iletmek üzere MİT mahrem yapılanmasının tepe isimlerine gönderdi. Karlov'la ilgili elde edilen bilgiler örgüt abisi Şahin Söğüt aracılığıyla 9 Aralık 2016'da terörist Altıntaş'a bildirildi ve suikastin yapılması talimatı verildi. Bu tarihten sonra Altıntaş'ın bilgisayar üzerinden hedef şaşırtmak amacıyla aratmalar yapmaya başladığı ifade edildi. Örgütün renklendirme isimli çalışması adı altında terörist Altıntaş'ın sanık Sercan Başar'la birlikte fark edilmemek için Ankara'da çeşitli dini grupların içine girdiği de tespit edildi. Katil Altıntaş'ın FETÖ tarafından özel olarak seçilerek eğitilen ve kripto tabir edilen örgüt mensuplarından biri olduğu kaydedildi.